Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kremalı tavuk, yanına bir de sade bir makarna yapacağız. Dışarıda yediklerinizden hiçbir fark olmayacak. Hemen 800 gram kadar tavuk göğsünü yıkadım güzelce. Şimdi birazcık size şöyle nasıl doğradığımı da göstermek istedim. Çok küçük doğramıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz hafif, iril olacak şekilde bırakıyoruz. Şu şekilde gayet iyi pişince de küçülecek. Bu benim hazırladığım 4-5 kişiye kadar yeterli geliyor. Yanına bir de sade bir makarna. Ben bir de salata hazırlayacağım. Bir menü olacak aslında. Salata olarak da yeşillik salatası da yapabilirsiniz. Ben böyle bir domates salatası hazırlamayı istiyorum. Siz de mevsime göre ne istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Tavukları bu şekilde doğrayıp hemen kabuğun içine alacağım. Hepsini doğradım. Özellikle hafta sonu böyle menüler evimde çok yapıyorum arkadaşlar. Sizler de şu an dışarıda çıkamıyoruz. Hazırlayabilirsiniz bu menüyü. Tavuğu doğradım. 1 çay kaşığı kadar karabiber. 1 tatlı kaşığı kadar kekik. 1 yemek kaşığı sirke. Çok bekletemeyeceğimiz için bu sirkeyi neden koyuyorsunuz derseniz, böyle tavuğu daha yumuşatacak arkadaşlar. Bekletirseniz sirke koymayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 1 çay kaşığı tuz. Şöyle büyükçe bir diş sarımsak. Zamanınız varsa en azından bir 2-3 saat de olsa bekletmenizi tavsiye ederim. Daha lezzetli olacaktır. Ben şimdi bekletemeyeceğim. Hemen yapmam gerekiyor. 1 çay kaşığı da köri ilave ediyorum. Evde köri yok, koymasam olur mu derseniz, tabii ki olur. Neden olmasın? Ama köri çok güzel bir tat veriyor özellikle tavuklu yemeklere. Şöyle bir karıştırayım. Makarnamın suyunu da koydum arkadaşlar. Hemen makarnayı içine atacağım. Haşlanırken tavuklarımı yapacağım. Çok kolay. İnanın ki bir en fazla alacak süre doğramasıyla, pişirmesiyle yarım saatinizi almayacak bir menü. Tamamdır. Tavuk hazır. Şimdi ocağın başına geçeyim. Makarna, kaynayan suyun içine makarnayı atıp hemen tavukları yapmaya başlayacağım. Arkada su kaynamaya başladı. İlk önce tavayı ocağıma alayım. Ocağın altını orta ateşe getireyim. Tam orada ısınırken kaynayan suyun içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz. Ben şöyle bir makarna kullanacağım. Siz arzu ettiğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Hemen hemen 350 gram kadar makarna kullanıyorum. Şöyle derince bir yemek tabağı dolusu diyebilirim. Yarım çay kaşığı kadar da makarnanın sosuna köri ilave ediyorum. Sadece yarım çay kaşığı kadar, böyle bir tat vermesi için. Makarnayı süzmeyeceğiz. Hemen süzgeçle alıp tereyağda biraz kavuracağız sadece. Bu burada kaynasın arkadaşlar. Şimdi hemen tavuğu atıyorum. Tavuğu karıştırmıyorum şimdi arkadaşlar. İyice tavuğun dibine yayıyorum şöyle. Çok üst üste bindirmiyorum. Burada makarnamızı da karıştırıyorum. Dokunmuyoruz arkadaşlar. Ocağın altında yüksek ayarı açtım. Zaten tavuk çabuk pişiyor biliyorsunuz. Çok fazla karıştırmıyorum. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sulanmaması gerekiyor. Sulanmadan güzelce kızartacağız. Tavuğu hiç dokunmadım arkadaşlar. Neredeyse 7-8 dakikadır. Böyle alttan kızarmaya başlayınca karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sulanmadı. Eğer altını kısarsanız çok sulanacaktır. O yüzden kısmayın. Yine kendi haline bırakıyorum. Hiç ocağın altını kısmıyorum. Makarnayı yine bir karıştırayım. Tekrar karıştırıyorum.
güzelce kızarsın. O esnada da pişecek zaten. Tavuğu kızardı. Yeter artık. Gayet güzel kızardı. Şimdi içerisine 1 su bardağı krema ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ocağın altını biraz ısıyorum. Bir tutam da kaşar. Kaşar isteğe bağlı, istemiyorsanız koymayın. Sadece şöyle bir tutam yeterli. Kaşar için delinmeyecek arkadaşlar. Sadece lezzet vermesi için. Öyle uzayamayacak içerisinde, merak etmeyin. Biraz kendi halinde bırakayım. Kısık ateşte biraz pişsin. Makarna haşlandı. Şöyle kenara alayım. Uygun bir tencereye ocağıma alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyorum. Ocağın altını biraz arttırayım. Tereyağı eridikten sonra bir avuç şöyle maydanoz ilave ediyorum. Eğer sevmiyorsanız maydanoz kapmayabilirsiniz. Biraz maydanozu hafif şöyle kavuracağım. Yeterli. Biraz maydanozu yaktım tereyağında. Şimdi makarnayı hafif şöyle süzerek. Karıştırıyorum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Makarnam hazır arkadaşlar. Dinlensin biraz. Tavuğun da tadına baktım. Gayet güzel pişmiş. Artık ocağın altını kapatıyorum. Kremayı koyduktan sonra bir 6-7 dakika pişirin. Tamamdır. Şimdi bunlar dinlenirken hemen ben bir salata yapacağım. Onu da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ocağın altını kapatayım. Bunlar burada bir 5 dakika dinlensin. Hemen hızlıca salatamı yapayım. Salatayı da yapıp hemen sunumuma geçeceğim. Ben şöyle domates salatası gibi yapmayı düşünüyorum. Havuç, 2 tane domates, biber, 2 salatalık küçüğünden, 1 tane kuru soğan, biraz da maydanoz. Sizler yeşillik salatası da yapabilirsiniz. Bu menünün yanında genelde yeşillik salatası yapıyorlar. Ama ben böyle biraz değişiklik olsun istedim. Sizler de arzu ettiğinizi yapabilirsiniz. Çok küçük olmadan şöyle biraz iri iri domatesleri doğruyorum. Ben yanına biraz da tarhana çorbası yaptım arkadaşlar. Tarhana çorbası tarifi de kanalımda var. Yukarıya linkini ekledim. İsterseniz yapabilirsiniz. Tarhana yapabilirsiniz. Mercimek yapabilirsiniz. Onu da gösterip çok fazla videomu uzatmak istemedim. Ve kuru soğanı da uzun uzun şöyle doğrayacağım. Şöyle. Ben ardından havucu rendeliyorum. Hazırladığım salatayı şöyle derince bir kabın içine alıp soslayacağım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Biraz da limon sıkıyorum. Tuzunu da ilave edip salatamı karıştıracağım. Karıştırayım. Salatam da hazır. Şimdi artık sunuma geçeyim arkadaşlar. Yemeklerimin hepsi hazır. Sunuma getirdim. Şimdi servis tabaklarını alayım. Tabaktaki son halinde görün arkadaşlar. İlk önce şöyle tavuktan bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Lezzetine hele bayılacaksınız arkadaşlar. Çok farklı, güzel bir tavuk.
Hele hafta sonu. Şimdi dışarıda çıkamıyoruz. Bence yapıp çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz bu güzel tarifle. Şöyle biraz da yağından gezdiriyorum. Hemen ardından yanına makarnadan. Makarna böyle beyazımsı gibi duruyor. Tereyağından arkadaşlar. Ben tereyağıyla kavurmak istedim. Bu hazırladığım menü rahatlıkla 5 kişiye yeterli geliyor. Ben yan tarafına da salata. Ben bir de tarhana çorbası yaptım. Artık videomu bitireyim arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.